Kimse yok mu? Lale? Lale? Ben geldim. Babaannem Filizler'de. Lale nerede peki? Hadi Lale, aç şu telefonu ya. Aç şu telefonu. Arıyor. Daha çok ararsın Onur Bey, çok. Açmayacağım ki. Açma. Allah aferin ablacığım. Allah çabuk öğreniyorsun, tebrik ediyorum. Yani erkek milletiyle savaşı kazanmanın en iyi yolu ne? Çelik gibi bir sinire sahip olmak. Anne, çelik gibi sinir ne demek? Ha, çelik gibi sinir. Şimdi anneciğim hani böyle şövalyelerin böyle hani zırhları olur ya. Ha, sinirlerimiz de öyle o zırhlarla çevrilidir. O yüzden böyle savaşı onlarla kazanırsın anneciğim. Lale teyzem kimle savaşacak ki anne? Kimle savaşır teyzen? Onur, Onur eniştenle. Annemin babamla savaştığı gibi mi savaşacaklar? Neler öğretiyorsunuz çocuğa? Gel bakayım. Bak gel sana ne anlatacağım. Evet çünkü var ya bunlar bayılıyorlar kartopu oynamaya. Bayılıyorlar. Ya diyorum oynamayın yeter artık. Bunlar alıyorlar karları. Ay 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 oynayacağız da oynayacağız. Oynayacağız da oynayacağız. Ne oluyor anne sen kartopu oynarken ne yapıyor anne? Ne diyor sana? Annem hemen içeriye geçti. Ha işte ben de öyle diyorum. İçeriye gir kızım diyorum. Ay bunlar oynayacağız da oynayacağız. Bir gün ne yapmışlar bu biliyor musun? Onur'la Lale oynarken içine taş koymuşlar. Ondan sonra da bir çarpmış sonra da kıyamet koptu. Ben de yeter diyorum bu kadar çok oynanmaz. Oturun evinizde diyorum biraz diyorum. Nuhal yine arıyor. Açsam mı ya? Hayır. Kar topu oynamak yok artık. Evde yastık savaşı yapın. Ya ben onun kadar kalpsiz olamıyorum işte. Merak ediyordur diye düşünüyorum. Üzülüyorum sonra. Açacağım. Kapattı. Anneciğim. Prodüksiyondan aradılar da bir gece çekimi varmış, birkaç plan varmış. Gelebilir misiniz diyorlar. Ne diyeyim? Kaçta gelirsin? Çok geç kalma. Yok yok kalma. Tamam hadi git o zaman. Git tamam. Bir an evvel ben hallederiz. Tamam. Ay hadi bakalım. Anne, şöyle güzel ballı bir süt hazırlayalım seninle. Oley! Tamam biz gidelim yapalım. Siz de yeni taktikler geliştirin. Ay vallahi bak bu sefer de beni arıyor ha. Tamam aç ama yokum. Efendim enişte. Alo Nilüfer merhaba. Lale yanında mı? Lale? Lale yok. Biz de Emir'le oturuyoruz Onur. Anladım. Nerede olduğunu biliyor musun peki? Şey, ablacığım neredeyim bilmiyorum. Yani bir işim var gidiyorum geç geleceğim dedi. Ne zaman geleceğini söylemedi. İyi tamam. Sağ ol. Hoşça kal. Lale, ablacığım birazcık fazla olmadın. Bak annem doğru söylüyor ya. Sanki bir tık abarttın gibi ha. Ayrıca telefona bakacağını da söyledin. Niye böyle yaptın? Tam açacaktım kapandı abla şimdi. Ben mi arayayım üstüne? Bilmiyorum ya. Ne yapacağımı şaşırdım artık. Kim haklı, kim haksız? Ne yapmam lazım, ne yapmamam lazım? Allak bullak oldum gerçekten. Kafam çok karışık. Sesi nasıl geliyordu sesi? Fikret, kuzum yarın çocuklarla bir kutlama yemeğine mi çıksak diyorum. Onur ve Lale ile mi? Bizim başka çocuğumuz mu var Fikret? Tabii ki onlarla. Hem Songül Hanım da gelir. Anneciğimi de alırız. Aa, bak bu çok iyi olur hayatım. Hem aradaki soğukluk da kırılır. Çok iyi olur. Değil mi, değil mi? Hemen Onurcuğumu arıyorum. Heh, nihayet Lale Hanım'ın aklına gelebildik. Efendim anne.
Onurcuğum bir tanem nasılsın? İyi anne sağ ol. Bir şey mi oldu? Harika bir fikrim var yavrum. Diyorum ki yarın ailecek hep birlikte bir yemek mi yesek? Songül Hanım da gelir. Anneciğimi de almayı planlıyoruz. Hem barışmanızı kutlarız hem de... Anne ne barışması ne kutlaması ya? Boşanıyoruz biz. Nasıl boşanıyorsunuz? Niye yavrum ne güzel barışmıştınız siz? Ne oldu da böyle nasıl yani? Anneciğim bu konuyu artık kapatın. Bu iş düzelmeyecek. Bunu siz de kabul edin lütfen. Ben artık daha fazla konuşmak istemiyorum ya. Anneciğim başka bir şey söyleyeceksen yarın konuşalım tamam mı? Şimdi müsaade et. Onur. Ay boşanacağım diyor Fikret. Ay bunlar kalbime indirecekler benim. Sakin ol hayatım, sakin ol. Sakin ol hayatım, sakin ol. Bu kadar sakin olma Fikret. Bu sakinliğin beni geriyor. Vallahi geriyor. Ne? Boşanıyorlar mıymış? Allah Allah! Nereden çıktı ya bu? Hani bunların arası iyiydi. Nereden çıktı bu boşanma? Yani başıma ağrılar giriyor. Başıma ağrılar giriyor. Bir dur Fikret, bir dur lütfen. Sen bu kadar gerilirsen, sinirlenirsen beni sakinleştirecek. Relax lütfen, relax lütfen. Bak, sakinim bak, derin nefes alırım. Sakinim, tamam. Bir ara çok sinirlendim ama şimdi sakinim. Ay ben bayılacağım. Vallahi bayılacağım, kalbim inecek benim. Lale sen? Yeni uyudu. Vallahi bu akşam o kadar eğlendim, o kadar güzel vakit geçirdim ki ilk defa gönlümce vakit geçirdim. Sen niye bu kadar erken geldin yoksa sevgili müşterin seni ekti mi? Asla. Biz de bütün gün beraberdik. Yani o kadar beraberdik ki artık yapacak bir şey kalmadı ve artık bitirelim dedik yani. Herhalde bir diğer toplantında Koray Bey'leydi. Ben bir toplantıdan başka bir toplantıya geçiyordum. Yani işte tesadüfen oradan geçiyorduk, uğradım bir. Zaten yarın yine bir toplantım var. Sonra bir toplantım daha var. Sonra bir daha, ardından bir daha sevgili müşterimle. Anladım. Ama yarınki randevularını bir gözden geçirmen lazım. Çünkü işimiz var, mahkemeye gideceğiz. Adliyede olmamız gerekiyor yarın. Ha, doğru. Tamam, araya sıkıştırırım. İyi. Araya sıkıştırılacak bir şeyse bu. Babaannene söyleme işini de araya sıkıştırıverirsin. Ya tabii canım, onu da söylemek lazım artık yani. Eninde sonunda öğrenecek. Evet. İkimiz de özgürlüğümüze kavuşacağız. Yani numara yapmamıza gerek yok artık. Aynen öyle. Kurtulduk. Kurtulduk. Çok şükür. Şükür. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.